Tonguç 10. sınıf kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle 10. sınıf tarih dersinin ilk ünitesi olan Yerleşme ve Devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'sini işleyeceğiz. Derse geçmeden önce 10. sınıf Eylül programına baktığımızda bu anlattığım dersi 26 Eylül pazartesi günü izleyebilirsiniz. Yine diğer dersleri kaçırmamak için Tonguç 10. sınıf kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz ve aynı şekilde videoları beğenip Ödüllü sorulara da yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve şimdi dersimize geçelim. Hazırsanız başlıyoruz. Evet konu başlıklarımıza baktığımızda 1072-1308 yılları arasındaki siyasi gelişmeler, yine Oğuzların Anadolu'ya yapmış olduğu göç hareketleri, Anadolu'nun ilk fatihleri, Anadolu'nun Türkleşmesi ve devletleşme süreci, Haç seferleri ve Anadolu'ya yapılan Moğol istilalarına değinip birinci üniteyi sona erdireceğiz. Evet bugünkü dersimizin kullanım alanları ve faydalarına bakalım. Tarih geçmişi inceleyen bir bilim arkadaşlar. Dolayısıyla tarihimizi öğrendikçe geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabiliriz. Yine geçmişten günümüze kültürel, manevi ve sosyal değerleri öğrenebiliriz. Geçmişe yönelik farklı yorumlar ve yeni bakış açıları kazanabiliriz arkadaşlar. Dersimizin içeriği olan Anadolu'nun Türkleşme sürecini de yine yapılan göçlerle ve devletleşme sürecini öğrenerek konumuzu pekiştirebiliriz arkadaşlar. Hemen bu üniteyi size anlattıktan sonra konuyu pekiştirmek isteyen arkadaşlarım için hemen ödevlerimizi veriyorum. İlk olarak Dinamo Soru Bankası'ndan ilk 6 testi ne yapacaksınız arkadaşlar? Çözeceksiniz. Yani hemen şöyle açalım sorularımıza bir bakalım. Evet sorularımıza baktığımızda yorum sorularının, bilgi sorularının görsellerle, görsellerle desteklenen soruların olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi ne yapacaksınız? İlk üniteyi hemen buradan ilk 6 testi çözeceksiniz. Bir diğer ödeviniz ise Tonguç sıfırdan ona tarih soru bankasından aynı zamanda konu anlatımlı bir kitap ve buradan da ilk üniteyi ilk önce açıyoruz böyle, hemen buradan kavramları inceliyoruz kısa bir. Burada bir konu özeti verilmiş. Sizi hiç yormadan buraya çalışıyorsunuz ve hemen ardına süzgeç dediğimiz testi çözüyorsunuz arkadaşlar. Burada çözemediğiniz sorular olursa eğer yukarıdaki kare kodu okutuyorsunuz ve sorunun cevabına ulaşıyorsunuz. Dediğim gibi sıfırdan ona tarih kitabından ise 12 ile 35 şimdi sayfaya kadar ki soruları çözeceksiniz. Evet şimdiden kolay gelsin. Evet bize de dersimize başlayalım. Dersimize geçtiğimizde ilk olarak kronolojik bir sıralama görüyoruz. Bu kronolojik sıralamayı başlatan olayımız arkadaşlar 1071 Malazgirt Savaşı. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Birinci Beylikler Dönemi başlayacak. Beylikler kurulacak. Türkiye Selçuk Devleti kurulacak. Ardından Haç Seferleri düzenlenecek. Bir takım savaşlar gerçekleşecek ve son olarak... ...Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılması başlığını işleyerek birinci üniteyi sonerdir. erdirdi. Anadolu'ya yapılan ilk Türk göçlerine baktığımızda... ...Türk tarihinde 395 yılında Avrupalıların ilk göç hareketini başlattığını görüyoruz. 515 yılında ise Sabirler ya da bir diğer adıyla Sabarlar ne yapacak? İkinci göç hareketini gerçekleştirecekler. 1015 yılında Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul Bey'in de kardeşi olan Çağrı Bey ne yapacak arkadaşlar? Anadolu'ya akınlar düzenleyecek. Özellikle bu tarihten sonra Anadolu'da yerleşme sürecimiz başlayacak ve bir daha Anadolu'yu kimseye bırakmayacağız arkadaşlar. Ve şu sorunun cevabını hemen öğrenelim. Neden Anadolu'ya geldik? Evet Anadolu'ya baktığımızda coğrafik olarak orta kuşakta yer alan bir bölge. Dolayısıyla dört mevsim yaşanıyor. Buradaki iklim koşulları gayet yaşanabilir bize bir alan sağlıyor. Yine tarım ve hayvancılık için elverişli verimli toprakların olması, Anadolu'daki otorite boşluğu Anadolu'yu seçmemizde etkili olacak. Hemen Anadolu'nun Türkleşmesini kolaylaştıran nedenler başlığına baktığımızda ise burada özellikle Anadolu'da faaliyet sürdüren Doğu Roma dediğimiz Bizans devletinin içinde bulunduğu durum Bizim buraya yerleşmemizi kolaylaştıracak. Burada Bizans devlet düzeninin bozulması. Devlet düzeni bozulduğunda sık sık imparator değişimi, değişimi söz konusu olur. E dolayısıyla merkezi otoriteyi sağlayamadığınızda arkadaşlar halkın devlete olan güvensizliği ortaya çıkar. Bizans devletine baktığımızda ekonomik olarak sıkıntısını kendi halkından ağır vergiler alarak gidermeye çalışıyor. E, halk da artık bu durumdan bıkmış durumda ve adil bir yönetim istiyor. Böyle bir arzuları var. Yine Türklerin Anadolu'ya kitleler halinde göç etmesi, Selçuklardaki fethet yönet anlayışı Anadolu'nun Türkleşmesini kolaylaştıracak arkadaşlar. Evet Anadolu diyoruz, Anadolu diyoruz ve Anadolu'ya bir noktadan sonra biliyorsunuz ki Türkiye deniliyor arkadaşlar. Bu Türkiye adı nereden geldi? Buna bakalım. Türkiye adı ilk kez Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılıyor. Ancak zaman içerisinde Türkler Anadolu'ya gelip buraya yerleşmeye başladığında, yani tarihler 12. yüzyılı gösterdiğinde Bizans ve Avrupa kaynaklarına baktığımızda Anadolu için artık Türkiye tabirinin kullanıldığını görüyoruz. Yine burada da gördüğümüz seyyah Marco Polo ne yapacak? Anadolu için küçük Türkiye tabirini Orta Asya için ise Büyük Türkiye tabirini kullanacak. Arap kaynaklarına baktığımızda ise Anadolu için Türk toprağı anlamına gelen Berrüt Türkiye ifadesini kullanacak. Evet Anadolu'nun Türkleşme sürecine geçtiğimizde ise yani birinci beylikler dönemine baktığımızda bu dönem 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra başlayacak arkadaşlar. Biz bu savaşı Bizans Devleti'ne karşı kazanacağız ve sonra Sultan Alparslan Türk komutanlarına diyecek ki gidin Anadolu'yu fethedin ve böyle bir görev verecek. Bu Türk komutanları Anadolu'ya gelip birinci beylikler dönemini başlatacaklar. Birinci beylikler dönemine baktığımızda Saltuklar, Türkiye Selçuklu Devleti, Mengücekler, Danışmentler, Çaka Beyliği ve Artukları görüyoruz. Şimdi sırada bu bahsettiğim beylikler harita üzerinde nasıl konumlandı buna bakalım. Saltuklara baktığımızda Erzurum civarında Kurulan bir beylik. Mengücekler ise Erzincan civarında. Danışmentlere baktığımızda Tokat, Sivas bölgesinde kuruluyor. Artuklara baktığımızda Diyarbakır ve Mardin bölgesinde kurulduğunu görüyoruz. Evet biraz daha batıya gidelim. Batıya geldiğimizde ise İzmir bölgesinde Çaka Beyliği'nin yine başta İznik yazıyorum buraya. İzmir'le karıştırmayalım arkadaşlar. İznik bölgesinde Türkiye Selçuk Devleti kurulacak ancak sonraki süreçte başkentlerini Konya'ya taşıyacaklar. Evet, birinci beylikler dönemi bu şekilde. Bu beylikler haricinde daha küçük beylikler de var ama bizim için önemli olan bunlar arkadaşlar. Evet, ilk beyliğimizle başlayalım. 1072-1202 yılları arasında Saltukların Anadolu'da faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Erzurum merkezli Ebul Kasım Saltuk tarafından kurulacak arkadaşlar bu beylik. Yine dikkat edelim. Bu beylik ismini kurucusundan alıyor. Diğer beyliklerde de genel itibariyle böyle bir durum var. Haçlar ve Gürcülere karşı mücadele etmiş bir beylik e dolayısıyla İslamiyeti kabul etmiş bir beylik olduğu için Haçlara karşı ve Gürcülere karşı mücadele edecek. Yine Türkiye Selçuklu hükümdarı Süleyman Şah tarafından bu beylik yıkılacak. Bu beyliğimizin şöyle bir özelliği var. Anadolu'da kurulan ilk beylik arkadaşlar. Tarihe dikkat edelim. 1072, 1071 yılında Malazgirt Savaşı oluyordu. Hemen ardına Saltuklar Devleti kuruluyor. Saltuklar yine sanat anlayışlarıyla diğer Türk beylikleri ne yapacaklar? Etkileyecekler. Burada özellikle mimari eserlerini görüyoruz. Mama Hatun Külliyesini ve Emir Saltuk Kümmetini görüyoruz arkadaşlar. Sıradaki beyliğimiz Mengücekliler. 1080 yılından 1228 yılına kadar faaliyet gösterecekler. Erzincan, Sivas Divriği merkezli Mengücek Gazi tarafından kurulacaklar. Bu beyliğimizde Rumlar ve Gürcülere karşı mücadele etmiştir. Türkiye Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından bu beylik yıkılacak arkadaşlar. Yan tarafta özellikle 1985 yılında UNESCO tarafından dünya miras listesine alınan bir eser görüyoruz. Bu eserimizin adı Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası. Bu eser Sivas'ta yapılıyor arkadaşlar. Sıradaki beyliğimiz Danışmentler. 1080 yılından 1178 yılına kadar faaliyet göstermiş. Sivas merkezli kim tarafından kuruluyor? Danışment Gazi tarafından. Bakın yine dikkat edin. Beylik ismini kurucusundan almış. Evet bu beyliğimiz de Haçlara karşı mücadele edecek. Bu beyliğimizin şöyle bir özelliği var. Danışmentname adlı destanlarıyla Haçlara karşı yapmış oldukları savaşları yine kendi kahramanlıklarını aktaracaklar bize arkadaşlar. Yine aynı şekilde yan tarafta da gördüğümüz gibi Anadolu'daki ilk medrese yani yağı basan medresesini kim açacak arkadaşlar? Danışmentler açacak. Türkiye Selçuklu hükümdarı 2. Kılıçarslan Anadolu'da Türk siyasal birliğini sağlamak için danışmentlere son verecek. Bir diğer beyliğimiz Artuklular 1102-1231 yılları arasında faaliyet göstermiş. Devlet klasik bir şekilde yine ismini kurucusundan yani Artuk Bey'den almış. Bu beyliğimizin şöyle bir özelliği var. Üç kol halinde kurulacak bunlar. Mardin kolu, Diyarbakır kolu ve Harput kolu. Mardin koluna tarihsel süreçte kara Diyarbakır koluna ise Eyyubiler, Harput koluna ise Türkiye Selçuk Devleti son verecek. Artukların şöyle bir özelliği var divanlarında Müslümanların yanında bir de ekstra ne yapmışlar? Hristiyan memurlara da yine görev vermişler. Dolayısıyla biz şöyle bir yorum yapabiliyoruz. Artuklar için hoşgörülü bir anlayış benimsemişler. Evet bir diğer beyliğimiz Çaka Beyliği. Çaka Beyliği 1081-1093 yılları arasında kısa süreli faaliyet göstermiş bir beylik. İzmir merkezi kurulmuştur. Kurucusun adı ne? Çaka Bey. Evet, Çaka Beyliğine baktığımızda İzmir bölgesinde ve civarında kurulduğu için denizci bir beyliktir diyoruz ve dolayısıyla ilk Türk donanmasını da yine kim kuracak? Çaka Bey kuracak. Kendisi de ilk donanma komutanı olacak. Evet, Koyun Adaları Savaşı ile birlikte Bizans'a karşı mücadele edeceğiz ve bir galibiyet elde edeceğiz. Bu aldığımız galibiyet Türk tarihindeki ilk deniz zaferi olacak. Bu bilgiyi unutmayalım, önemli. Çaka Bey'in ölümü şu şekilde gerçekleşecek arkadaşlar. Çaka Bey zamanda kızını birinci kılıçarsana verecek ve birinci kılıçarsanın kayınpederi olacak. Bizans bu ikili arasındaki ilişkileri öğrendikten sonra hemen bir entrika çevirecek ve bu ikili arasında yalanlarla birlikte ne yapacak? Aralarını açacak ve birinci kılıçarsan Çaka Bey'ini öldürecek. Çaka Bey'ini öldürdükten sonra hemen İzmir ve çevresini kendi sınırlarına dahil edecek. Türkiye Selçuk Devleti'ne baktığımızda ise 1077 yılından 1308 yılına kadar faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Özellikle İznik merkezde Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kurulduğunu biliyoruz. Ancak ne olmuştu? Zaman içerisinde Anadolu Türkleşmeye başladıkça Hristiyanlar Haçlı Birliği'ni toplayacaklardı ve Anadolu'dan Türkleri atmak isteyeceklerdi. Ve birinci Haç Seferi düzenlenecekti ve birinci kılıçarsan Arslan İznik tehdit altına alındığında hemen hızlı bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Başkenti daha uzak bir yere Konya'ya taşıyor. Konya'da devlet yıkılana kadar devletin başkenti olarak kalacak. Devam edelim. Birinci Mesut döneminde ikinci haç seferi düzenlenecek. Ancak birinci Mesut özellikle danışmentlerden aldığı yardımla birlikte ikinci haç seferini durdurmayı başaracak. İkinci Kılıçarsan dönemine geldiğimizde önemli bir savaş var burada arkadaşlar. Buraya bir yıldız atıyorum. 1176 yılındaki Mirakefalon Savaşı Türk tarihi açısından önemli. Önemine geldiğimizde Türklerin artık Anadolu'dan artık kesin bir şekilde buraya yerleştiğini görüyoruz. Yani Bizanslar Türkleri Anadolu'dan atma ümitlerini artık tamamen kaybedecekler. Birinci Alaaddin Keykubat dönemine geldiğimizde ise devlete en parlak dönemini yaşatan Sultan 1. Alaaddin Keykubat olacak. 1. Alaaddin Keykubat yine Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için büyük ölçüde çaba sarf edecek. Evet tarihler 1230 yılına gelindiğinde ise önemli bir savaşımız var. Bu savaşın şöyle bir önemi var. Türkiye Selçuk Devleti bu savaştan sonra yavaş yavaş artık yıkılma sürecine geçecek. Evet savaşımıza geldiğimizde ise 1230 yılında Yas Çemen Savaşı yapılacak. Kimle kimin arasında? Türkiye Selçuk Devleti ile Harzem Şahlar arasında. Bu savaşın nedenine baktığımızda Harzem Şahlar sınırları ihlal edecek. Gereken vergiyi göndermeyecek. Yine burada isyan edenleri Türkiye Selçuk Devleti'ne karşı isyan edenleri destekleyecek. Ve dolayısıyla iki hükümdar karşı karşıya gelecek. Yapılan Yassıçemen Çemen Savaşı'nı Türkiye Selçuk Devleti kazanacak. Kazandıktan sonra hemen kısa bir süre içerisinde 1231 yılına gelinde Harzem Şahlar ortadan kalkacak. Bu tarihten sonra Türkiye Selçuklu Devleti'nin başına bela olacak başka bir devlet var o da Moğollar. Önceden Harzemşahlar bu bölgede yer aldığında Moğol istilaları için Harzemşahların bir tampon bölge olarak kullanıldığını biliyorduk. Ancak Harzemşahlar ortadan kalkınca Türkiye Selçuk Devleti ile Moğollar artık ne olacak? Doğrudan doğruya sınır komisi olacaklar. Bu da Türkiye Selçuklu Devleti için kötü bir süreç çünkü artık yavaş yavaş Türkiye Selçuklu Devleti gerileme dönemine girmiş durumda. Evet tarihler 1240 yılını gösterdiğinde Baba İshak önderliğinde Anadolu'da Babaaylar isyanı çıkacak. Devlet bu isyanı güçlükle bastıracak. Buraya dikkat edelim. Bu isyanın şöyle bir özelliği var. Anadolu'daki ilk dini nitelikli isyan hareketi bu. Yine bu da önemli bir bilgi unutmayalım. Evet tarihler 1243 yılına gelindiğinde ise Moğollar, Babaylar isyanındaki bu süreci yakından takip edecekler. Anadolu Selçuk Devleti'nin bu isyanı güçlükle bastırdığını gören Moğollar hemen ne yapacak? Bunu fırsata çevirecek ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne saldıracak arkadaşlar. Ve bu iki devlet arasında 1243 yılında ne olacak arkadaşlar? Köse Dağ Savaşı gerçekleşiyor yapılan Köse Dağı Savaşı'nı Selçuklar kaybedecek ve Selçuklar yıkılma sürecine girecek. Bakın yıkıldı demiyorum. Yıkılma sürecine girecek diyorum. Çünkü devletin yıkılış tarihine baktığımızda 1308 tarihini görüyoruz. Bu tarihten sonra devlet yıkılma sürecine girecek. Evet Köse Dağ Savaşı'nda Anadolu Selçuk Devleti yenilince Anadolu'da bir otorite boşluğu olacak. Ve tekrardan Anadolu'da ikinci beylikler döneminin başladığını görüyoruz. Kısa bir hatırlatma yapayım. 1071 yılında ne olmuştu arkadaşlar? Malazgirt Savaşı olmuştu. Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'da birinci beylikler dönemi başlamıştı hatırlayalım. 1243 Köse Dağı Savaşı'ndan sonra ne olacak? Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başlayacak. Bu iki bilgiyi birbirine karıştırmayalım. Evet ikinci beylikler dönemi haritasını görüyoruz burada. Candaroğulları, Osmanoğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Eretna Beyliği, Ramazanoğulları ve sayısız beylik var. Bu beylikler içerisinde bir sonraki ünitemizin konusu olan Osmanlı Devleti de burada yükselecek ve tekrardan batıya doğru bir ilerleyiş sergileyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sırada Haç Seferleri var. Haç Seferlerine baktığımızda 1096 yılından 1270 yılına kadar süren seferler. Haç Seferleri nedir diye soracak olursanız eğer Hristiyanların Müslümanlar üzerine düzenlediği seferlere biz hay seferleri diyoruz arkadaşlar. Hay seferlerinin tabii ki de neden ve sonuçları var. İlk olarak nedenlerine bakalım. Kudüs biliyorsunuz semavi dinler için kutsal bir yer. Dolayısıyla Hristiyanlar da Müslümanlar gibi bu bölgeye hakim olmak isteyecek. Dini sebepler içerisinde ne yapacağız? Kudüs'ü geri alma isteğini ekleyebiliriz. Yine kilisenin egemenlik alanını genişletme isteği. Katolik inancını doğuda yayma isteği. Fransa'da kurulan ve papaya çok fazla baskı yapan bir tarikat var. Kulin tarikatının kışkırtmaları. İslamiyet'in farklı coğrafyalarda yayılmasını engelleme isteği hay seferlerinin dini nedenlerini oluşturacak. Ekonomik nedenlere baktığımızda doğunun zenginliklerine ulaşma isteği. Yine ticaret yoll yollarını ele geçirme isteği ve aynı zamanda Soyların daha fazla ekonomik kazanç elde etme isteği ekonomik nedenler içerisinde. Siyasi nedenlere baktığımızda haliyle Avrupalı devletler ve Hristiyanlar Türk İslam devletlerinin ilerleyişinden rahatsız olacak ve onları durdurmak isteyecekler. Bu bir siyasi neden. Yine kralların, feodal beylerin ve din adamlarının yeni topraklar ele geçirme isteği siyasi neden arkadaşlar. Evet geldik seferler yapıldı. Sırada sonuçlarımız var. Sonuçlarımız ise yine belli başlıklara bölünmüş. Evet dini sonuçlara bakalım. Şöyle bir genel özet geçecek olursam eğer, haç seferlerine baktığımızda birinci haç seferi dışındaki seferler başarısızlıkla sonuçlanıyor. E, dolayısıyla ortaya şöyle sonuçlar çıkacak. Bir kere artık papaya ve kiliseye olan güven azalacak. Kiliseye olan güven azaldıkça ne olacak? Avrupa'da yaygın düşünce olan skolastik düşünce zayıflayacak arkadaşlar. Dördüncü haç seferinde ne olmuştu? Katolik ve Ortodoks mezhepleri çatışmıştı ve bu çatışmalar haç seferleri sonucunda daha da artacak. Kudüs yine Müslümanların elinde kalacak arkadaşlar. Siyasi sonuçlara baktığımızda özellikle haç seferlerine katılan feodal beylerin seferler esnasında öldüğünü ve Avrupa'ya dönemediklerini görüyoruz. Dolayısıyla ne olacak? Avrupa'da zaman içerisinde feodalite zayıflayacak. Evet burada Papa kilise ve feodal beyler güç kaybettikten sonra Avrupa'da merkezi krallıklar güç kazanmaya başlayacak. Türklerin batıya doğru ilerleyişi bir süreliğine duracak. Tekrardan Osmanlı Devleti bölgede hakimiyeti sağlayana kadar bir süreliğine Türklerin batıya doğru ilerleyişi duracak arkadaşlar. Ekonomik ve sosyal sonuçlara baktığımızda ise ilk olarak ekonomik sonuçlara bakalım. Akdeniz limanları canlanacak. Yine doğu ve batı arasındaki ticaret gelişecek. E ticaret gelişince de tüccar sınıfı olan burjuva sınıfı güç kazanacak arkadaşlar. Sosyal sonuçlara baktığımızda ise Türk İslam dünyası zarar görecek seferler esnasında. Yine kültürel ve sosyal anlamda etkileşim yaşanacak. Müslümanlar ile gayrimüslimler birbirlerini giyim kuşam konusunda bile etkileyecekler arkadaşlar. Yan tarafta teknik sonuçları görüyoruz. Barut, pusula, kağıt ve matbaa biliyorsunuz Çin uygarlığının bulmuş olduğu icatlar. Bunlar zaman içerisinde tarihsel süreçte ilk olarak Türklerin ve Arapların eline geçecek. Sonraki süreçte haç seferleriyle birlikte ne olacak? Avrupalı devletler de bu saydığım icatları öğrenecekler. Ve sonuç olarak örneğin pusula Avrupa'da ne olacak? 15. yüzyılda özellikle coğrafi keşiflere neden olacak ya da kağıdı matbaayı mürekkebi kullanarak ne yapacaklar? Rönesans hareketini başlatacaklar. Evet şimdi sırada düzenlenen haç seferlerinin güzergahlarını görüyoruz. Size burada dört tane haç seferini kısa ve öz bir şekilde vereceğim ve geçeceğim. Birinci haç seferi bir hatırlayalım. Türkiye Selçuklu Devleti üzerine yapılan bir seferdi. Artık Anadolu'da Türkleri istemiyorlardı. Ve birinci haç seferini düzenlemişlerdi. Hatırlayalım birinci haç seferinde bir galibiyet almışlardı. Hatta başkentimizi İznik'ten Konya'ya taşımak durumda kalmıştık. İkinci Haç Seferi'ne baktığımızda hatırlayalım birinci Mesut beyliklerden yardım alarak bu seferin olumsuz yönde sonuçlanmasını sağlayacaktı. Üçüncü sefere baktığımızda Selahaddin Eyyubi Hristiyanların elinden Kudüs'ü alacak ve Haç Seferleri yeniden yapılacak. Biz buna da üçüncü Haç Seferi diyoruz. Yani üçüncü ay seferine sebep olan olay Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü alması. Dördüncü ay seferine baktığımızda bu sefer amacından sapan bir sefer arkadaşlar. Özellikle bu sefer içerisinde Katolik ve Ortodoksların birbirleriyle çatıştığını görüyoruz. Katolikler İstanbul'a gelecek, buradaki Bizans hanedanını ortadan kaldıracaklar ve burada Latin Krallığını Kuracaklar arkadaşlar Latin Krallığı. Yine buradaki Bizans Hanedanı üyeleri Trabzon'a gidip Trabzon Rum Devletini, İznik'te ise İznik Rum Devletini kuracaklar. Evet sırada <laughs> Türkiye Selçuklu Devletinde kültür ve uygarlık başlığını görüyoruz. Biz bu başlık içerisinde devlet yönetimine, devlet teşkilatı, toprak yönetimi, ordu teşkilatı, e ekonomik ve sosyal anlayış Türkiye Selçuk Devleti'nde nasıldı buna bakacağız. İlk olarak devlet yönetimiyle başlayalım. Devlet yönetimine baktığımızda kut anlayışının olduğunu görüyoruz. Kut anlayışı şuydu. Devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından bir aileye verildiği kabul ediliyordu. Yine mülk hanedanın ortak malıdır anlayışı var. Mülkten kastımız tat. Yani tat e, hanedanın ailenin ortak malı. Bir ...hükümdar öldüğünde onun yerine hanedan içerisindeki erkek üyeler geçebiliyordu. E dolayısıyla yelpaze geniş olduğu için ne olacak? Sık sık taht kavgaları yaşanacak arkadaşlar. Evet, yan taraftaki tabloda hükümdarın görevlerini görüyoruz. Hükümdarın görevleri halkının güvenliğini sağlamak, onlara güzel bir refah düzeyi sağlamak olacak. Yine beraberinde ordulara komutanlık etmek, divan toplantılarına başkanlık yapmak aynı zamanda vezirleri ve yüksek dereceli memurları da yine hükümdar yani sultan atayacak arkadaşlar. Aynı zamanda hukuk yoluyla kurallar koyarak halk arasında birliği ve dirliği sağlayacak. Hükümdarlık alametlerine baktığımızda hutbe okutmak, para bastırmak, hilat ve tiraz gibi giysilerin giyilmesi saltanat alametleri içerisinde yer alıyor. Bu bahsettiğim giysileri kim gönderiyor arkadaşlar? Tabii ki de Abbasi halifesi Yine devam edelim. Tuğra, nevbet, sancak, taht, taç ve saltanat çadırı da hükümdarlık alametleri içerisinde yer alıyor. Yan tarafta hükümdar ünvanlarını görüyoruz. Melik, Emir, Han, Hakan, İlik ve Sultan-ı Azam hükümdarların kullandığı ünvanlar içerisinde yer alıyor. Evet geldik devlet teşkilatına. Şuraya kocaman bir divan yazalım. Biliyorsunuz divan devlet işlerinin görüşüldüğü, karara bağlandığı yer. Hemen bu tarafta divan türlerini, divanın görevlerini ve divana başkanlık eden kişileri görüyoruz. Divanı tuğra, divanı inşa dediğimiz divan iç ve dış yazışmalardan sorumlu arkadaşlar. Bu divana başkanlığı tuğrayı ya da münşi dediğimiz kişi yapıyor. Divanı işrafa geldiğimizde ise bakın buraya dikkat edelim. Askeri ve hukuki işler hariç onların dışındaki her türlü faaliyetleri denetleyen divan. Bu divanın başkanı ise müşrif. Divanı arza gelelim. Askeri işlerden sorumlu. Bu divanın başkanı ise Arzülceş. Emiri arzdır. Divanı istifa ise mali işlere bakan divan. Bu divanın başkanı ise müsteffi. Niyabet saltanat divanına baktığımızda padişah oldu ki sefere gitti. Taht boş kaldı. Onun yerine bir vekil naip bakıyor ve yine divana kim katılacak arkadaşlar? Naip katılacak ve padişah merkezde olmadığı zamanlarda niyabet saltanat divanı toplanacak. Divanı pervaneye baktığımızda arazi defterini tutan ve aynı zamanda buraya dikkat edelim. İktayı dağıtan divan ve bu divana başkanlığı pervaneci yapacak. Alt kısımda divanı berit var. İstihbarat ve postacılık görevini yerine getiren divan. Bu divanın başkanı ise biz sahibi berit diyoruz. Evet sırada ordu yönetimi var arkadaşlar. Türkiye Selçuk Devleti'ndeki ordu anlayışına baktığımızda şu kısım kara ordusunu burası da deniz ordusunu oluşturacak. Evet buraya baktığımızda kara ordusunun başlıklara bölündüğünü görüyoruz. Gulamlar, Melik ve Atabeylerin ordusu, eyalet askerleri, Türkmenler, bağlı beylik ve devletlerden gelen yardımcı kuvvetleri de yine görüyoruz. Bu saydığım başlıklar kara ordusunu oluşturacak arkadaşlar. Gulamlara baktığımızda ikiye ayrıldığını görüyoruz. Gulam saray ve has ordusu. Gulam saraya baktığımızda adı üzerinde ne yapacaklar? Sarayı koruyacaklar. Saray nerede olur arkadaşlar? Başkentte olur. Gulam saray ordusuna baktığımızda her ırktan askerin yer aldığını görüyoruz. Yan tarafta Hassa ordusu başlığı var. Buradaki askerler eyaletlerde görev yaparlardı ordunun en önemli unsurunu oluştururlardı. Yine baktığımızda bu ordu atlı ve yaya olmak üzere orduda önemli bir yere sahiptiler. Aynı zamanda maaşlarını ikta topraklarından elde ederlerdi. Bu has ordusuna baktığımızda sadece Türklerden oluşuyor arkadaşlar. İkisi arasındaki farka dikkat edelim. Evet burada önemli bir bilgimiz var. Çok önemli bu. Kara ordusu komutanına Türkiye Selçuk Devleti'nde Emiril Ümera deniliyor. Deniz kuvvetleri komutanına ise Emirül Sevail bir diğer adıyla Reisül Bah deniliyor arkadaşlar. Yine bunu da bilelim. Evet geldik toprak yönetimine. Türkiye Selçuk Devleti'nde toprak yönetimine baktığımızda miri arazi ve mülk arazilerinin olduğunu görüyoruz. Miri arazi devlete ait araziler ve kendi içerisinde dörde ayrılıyor has arazi, ikta arazi, harici arazi ve vakıf arazileri. Has arazilere baktığımızda geliri doğrudan kime kalıyor arkadaşlar? Hükümdara. İkta arazilerine baktığımızda ise geliri doğrudan askerlere kalıyor. Harici araziler ise geliri doğrudan nereye gidiyor arkadaşlar? Devlet hazinesine. Vakıf arazileri ise devlet tarafından sosyal yardımlaşma kurumlarına vakfedilmiş arazilerdir. Bu vakıflar bu vakıf arazileriyle birlikte bir gelir elde edilecek ve yardıma muhtaç insanlara yardım edilecek. Buradan elde edilen gelirlerle birlikte. Mülk araziye baktığımızda kişilere ait arazilerdir bunlar. Buraya dikkat edelim. Bu araziler alınıp satılabilir. Yine aynı şekilde miras bırakılabilir arkadaşlar. Çünkü devlete ait araziler değil. Kişiye, şahsa özel araziler. Evet geldik Ticaret anlayışına Türkiye Selçuklu Devleti ticareti geliştirmek için ne yapacak? Yol yapacak, köprü yapacak. Aynı zamanda ticareti canlandırmak için ham ve kervansaraylar da inşa edilecek. Yine Türkiye Selçuklu Devleti'nde ahilik teşkilatının olduğunu görüyoruz. Bu teşkilat esnaf örgütü, esnaflar arasında birliği ve dayanışmayı sağlıyor arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nde hukuk anlayışına baktığımızda hukuk ikiye ayrılıyor. Şeri hukuk ve örfi hukuk. Şerih hukuka baktığımızda İslam kaynaklarına göre düzenlenen kanunlara biz şerih hukuk diyoruz. Eğer kullandığımız İslam kaynakları bir konuya değinmedi ya da yetersiz kaldı hemen burada hükümdar devreye giriyor ve ne yapıyor? Yeni kurallar, kanunlar koyuyor. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Örfi kanunlar diyoruz. Toplum yapısına geldiğimizde toplum Türkiye Selçuk Devleti'nde gayrimüslim ve Müslüman olmak üzere ikiye ayrılıyor. E bir de beraberinde neler var? Şehirler, köyler ve konar göçerler var. Yine aynı şekilde sosyal yardımlaşma hizmetlerini yerine getirmek için vakıfların kurulduğunu görüyoruz. Sağlık alanında Darüşşifa, Darül Afiye ve Bimaristan gibi hastaneler de inşa edilmiş. Eğitim kısmına geldiğimizde Türk İslam devletlerinde genellikle eğitim nerede veriliyor arkadaşlar? Medreselerde veriliyor. Medreselerde dini ilimler ve pozitif bilimler hakkında derslerin yer aldığını söyleyebiliriz. Evet bugünlük konumuz bu kadardı. Konuları bitirdik, başlıkları bitirdik. Sırada örnek sorularımız var. Bunları çözerek konumuzu pekiştirelim. Evet yukarıda verilen beylikler ve hakimiyet bölgeleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş bize. Buraya baktığımızda haritaya baktığımızda Bengüceklerin doğru bir yerde verildiğini, Saltukların da yine aynı şekilde. Artuklar yine Diyarbakır civarında verilmiş. Çakabeyli, İzmir ve çevresinde verilmiş. Doğru bunlar. Danışmentlere baktığımızda İznik ve çevresinde verilmiş. Arkadaşlar bu bilgi, buradaki bilgi yanlış. Danışmentlerin şu bölgede yer alması gerekiyordu. Hatırlayalım danışmentler Sivas ve Tokat civarında kurulmuştu. Dolayısıyla şıklara baktığımızda Çaka Beyliğini, Artukları, yine Saltukları ve Mengücekleri eliyoruz. Ve sorumuzun cevabı e şıkkı oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuz ise Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin gerçekleştiği? Savunulamaz demiş bize. A şıkkına baktığımızda Köse Dağ muharebesinin gerçekleşmesi. Hatırlayalım 1243 yılında olmuştu ve Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine geçmişti. B şıkkında Anadolu'nun Moğol hakimiyetine geçmesi zaten yıkılma sürecini etkileyen devlet kimdi? Moğol Moğollardı. Dolayısıyla B şıkkı da değil. C şıkkına baktığımızda Baba İshak ya da bir diğer adıyla 1240 yılında Baba Aylar İsyanı çıkmıştı. Devleti zorlamıştı. Yıkılma sürecine ait bir gelişmeydi bu da. D şıkkına geldiğimizde Anadolu'da bağımsız beyliklerin kurulması. Hatırlayın Türkiye Sel Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girecekti. Ve Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başlayacaktı. Dolayısıyla... E şıkkı da yanlış. E şıkkına geldiğimizde demiş ki haç seferlerin başlaması. Buraya dikkat edelim. Başlamasın dediği için başladığı tarihe bir bakalım. 1096 yılında haç seferleri başlamıştı. Yani Türkiye Selçuk Devleti'nin kuruluş dönemine denk geliyor aslında. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı E şıkkı olacak. Diğer sorumuza geçelim demiş ki bize aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu devletinin parçalanmasından sonra ortaya çıkan beylikler arasında gösterilebilir. Yani kısaca bize ikinci beylikleri sormuş, değil mi? Sorumuzu da okuyalım. Selçuklu devleti bir rivayete göre 1308, bir rivayete göre 1318'de sona ererken Anadolu'da beylikler devri denilen bakın buraya ne demiş? Yeni siyasi yapılanma süreci başlamış demiş. Bu yeni siyasi yapılanma sürecine biz ikinci beylikler dönemi diyorduk. Şıklara baktığımızda saltuklar, artuklar, mengücekler ve danışmentler birinci beyliklerdi. Ancak C şıkkındaki karesi oğulları beyliği ikinci beylikler içerisinde yer alıyordu. Evet, kodu biterken kısmında bugün neler yaptık? Ufak bir tekrar yapalım. Hemen 1072 yılından 1308 yıllar arasındaki siyasi gelişmelere bakmıştık. Hatırlayalım. Burada Beylikler dönemini başlattık, Türkiye Selçuklu Devleti'nden söz ettik, yapılan savaşlara değindik. Aynı zamanda Anadolu'daki önemli mimari eserlere de değinmiştik. Yine aynı şekilde Oğuzların Anadolu'ya yapmış olduğu göç hareketlerine, Anadolu'nun ilk fatihlerine, Anadolu'nun Türkleşme süreci ve devletleşme sürecine değindik. Hay seferleri ve Moğol istilasından da söz edip, konumuzu tamamladık arkadaşlar. Evet ödüllü sorumuza geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Evet 10. sınıfa geçtik. Tonguç 10. sınıf kanalını takip etmeyi unutmayalım. Yine videoları beğenip özellikle ödüllü sorulara da yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugünkü ödüllü sorumuz Anadolu'da kurulan ilk beyliğin adı nedir? Hepinizden yorum bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.